Bir diğer soru da bize gelen İngiltere'de dil okulları hakkında böyle genel sorular sorulur yani. Aslında öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle anlatalım arkadaşlar. Tabii ki hiç bilmeyenler için çok karanlık bir dünya. Yani hangi okula gideceğim? O okula gidersem çok kötü eğitim alır mıyım? Bu okula gidersem şöyle olur mu? Böyle olur mu? O okulun öğretmen kalitesi şöyleymiş. İşte forumları okuyorsunuz. Bol bilgi var forumlarda. Tabii ki forumlarda şunu fark ediyoruz. Danışman arkadaşlarla çok konuşuyoruz. Forumlarda genelde bizim öğrenciler, Türk öğrenciler bir problem yaşadığında yazıyor. Yani okulla ilgili olumlu bir şey yaşadığında yazmıyor da bir sorun yaşadığında, hatta ben burada öyle öğrenciler gördüm, okulu tehdit ediyordu. Sizi forumlarda, en çok okunan forumlarda kötü yazacağım, göreceksiniz, bak yazarım ya da falan filan. Ben çok okunan bir yazarım, şöyle böyle falan diye tehdit edenler vardı. Ama olumlu bir şey olduğu zaman yazmıyorlar. Dolayısıyla bir okulla ilgili, bir okula 1.000 tane öğrenci gidiyor. 3 kişi, 5 kişi problem yaşayıp oraya foruma yorum yazdığında siz zannediyorsunuz ki okul çok kötü. Bunu nereden biliyoruz? Biz bir okul tavsiye ediyoruz, çok kaliteli, her şeyiyle çok iyi, hem de pahalı, yani imkanları iyi, fiyatıyla kıyasladığınızda da çok iyi imkanlar var. Öğrenci diyor ki işte abi ben bunu baktım, şeylere, forumlara baktım, bu okulla ilgili çok kötü yorumlar var. Yani çok komik oluyor yani, öyle söyleyeyim, binde 3, binde 5 yazılan yorumlar. Dolayısıyla ya o tarz çöp bilgilere önem vermeyin derim. Ya bizim uzman arkadaşlarımız ya da Study Course'ta bizim süzüp yayınladığımız yorumlar, objektif olarak öğrencilerden aldığımız yorumlara dikkat edin. Onu tavsiye ederim özellikle. İngiltere için konuşayım. İngiltere'de dil eğitimine bu adamlar önem vermiş. Bu kesin. Ya devlet bu işi çok iyi, çok önemsiyor. Zaten seri kanunlar çıkarttı 2008-2009'da. Dil okullarını çok sıkı denetliyor. O yüzden de dil okullarının en ucuzunun, en basitinin bile temelde belli bir standardı var. Yani işte sınıfın ortamından tutun, öğretmen kalitesine, gelen öğrencinin disiplinli eğitim almasına kadar belli bir standardı var. Ama tabii ki yani serbest piyasa, okullar belli fiyat gruplarında belli standartlarda eğitimler veriyorlar. Bazı okullar çok güzel aktiviteler yaptırtıyorlar. Bazı okulların binaları çok güzel oluyor. İşte binalardaki imkanları, kütüphaneleri, bilgisayar odaları sunduğu imkanlar çok iyi oluyor. Bazı okulların eğitimcileri çok iyi oluyor. Eğitim, yani öğretmenlere çok önem veriyorlar. Pahalı öğretmenler tutuyorlar. Dolayısıyla bunların fiyatları daha yüksek oluyor. Bu da çok normal bir şeydir. Uygun fiyatlı okulların eğitimcileri biraz daha, hani piyasada işte uygun fiyatla çalışan, ucuz çalışan öğretmenler oluyor. Sınıf imkanları daha mütevazı oluyor. Ya da şehrin kenarında oluyorlar. Yani o şekilde. Şehrin kenarında olmanın bir dezavantajı var. Okul çıkışı, günde 3 saat, 4 saat, 5 saat dersiniz var. Okul çıkışında bir gezmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir yere gitmek istiyorsunuz. Tabii bayağı bir zaman kaybı. Hem masraf oluyor öğrenci için. O yüzden onlara da önem vermek lazım. Dikkat etmek lazım. Bazen ucuz okula gidip ekstra konaklama ve yol masrafıyla pahalı okulla aynı rakama gelebiliyor toplam maliyet. Sınıf sayıları genel olarak 10 ila 15 arasında değişir. Bazı, özellikle kış aylarında 7-8'e kadar düşer sınıflar. Ama 15'i geçen çok az okul var. Onlar da ucuz okullardan. Mesela 20, yazın 22'ye kadar sınıf mevcudu geçen okullar oluyor. İngiltere için özellikle Londra ve Londra dışı olarak okulların tarzları farklı, binaları farklı. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Londra'nın en büyük avantajı, tabii ki İngiltere'de gezip görebileceğiniz tarihi turistik mekanların %80'i Londra'da. Yani müthiş bir şehir, acayip bir tarih var. O yüzden okullar da hep merkezde, yani tarihi şehrin ortasında. Dolayısıyla okul çıkışında 10-15 dakika yürüyüş mesafesinde yüzlerce müze var ya da tarihi mekan var, turistik mekan var. Ama Londra dışındaki, tabii pardon, Londra'daki okullarda, Londra pahalı bir şehir olduğu için okulların binaları daha kısıtlı, dar böyle, bahçesiz yani okullar genelde. Ama Londra dışındaki okullar daha ferah, daha bahçeleri olan, böyle sosyal imkanları olan, bir takım spor imkanları olan okullar var, böyle kampüs alanları gibi. Biz ne yapıyoruz? Öğrencinin durumuna göre, tarzına göre, nerede daha iyi eğitim alabilecek, hedefi ne, planlaması ne, ona göre tavsiyelerimiz oluyor. Ya da web sitemizde bu bilgileri görüp kendiniz özgürce de seçebilirsiniz. studyecourse.com üzerinden.
Genel olarak böyle. Çok fazla endişe etmenize gerek yok. Zaten biz okulları seçip koyuyoruz web sitesine. Web sitesinden siz de özgürce kendi seçiminizi yapabilirsiniz. Takıldığınız yerde de arkadaşlarımıza sorarsınız.